Sam Raimi filmlerini ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Küçüklüğüm onlarla geçti. Tüm olaysa kuzenimin bir film kiralamasıyla başladı. Örümcek Adam 1. Kostüm alacak param yoktu. Tişörtlerini giyerdim, şapkasını giyerdim. Pıştım ala diye ağ atardım. Sonra kostümüm de olmuştu. Bir süre sonra dizi yırtılmıştı. Çok üzülmüştüm vesaire. Ama bugün başka bir konu var. Örümcek Adam'ın iptal edilen oyunu. Bu oyun niçin yapılıyordu? Neden iptal edildi? Bunları konuşacağız. Hatta bir prototipini de oynayacağız. Ben Doğukan Adal ve iyi seyirler diliyorum. İlk Örümcek Adam oyunum 2001 yılında çıkan Enter Electro'ydu. Oyunda belli ağ kartuşlarınız var ve bütün özel hareketleriniz, ağ atmalarınız ona bağlıydı. Tabii yine aynı yıl içerisinde çıkan bir de filmin oyunu vardı ki gitmiştik o oyunu orijinal almıştık. O zaman 20 lira vesaireydi ve bu büyük bir paraydı. Peki bu oyun neden yapıldı? Tabii ki bir film yapıldı, filmde popüler bir kitle oluşturuldu, onlar da oyuna yönlendirildi. Yani para tuzağı gibi bir şey ama oyun güzeldi. Hatta Örümcek Adam 2 çıktı. Bunun hakkında neden Örümcek Adam 2 en iyi Örümcek Adam filmi diye bir video yaptım. Onu da izleyebilirsiniz. Tabii sırf bu film çıktı diye, ikinci bir film çıktı diye ikinci bir oyun da yapmaları gerekiyordu. Yine başka bir ekip toplandı, ikinci oyunu yaptı. Hatta ikinci oyun o kadar iyiydi ki PlayStation 4'de Örümcek Adam daha geçenlerde çıkmasa hala tahtından edebilecek bir Örümcek Adam oyunu yoktu. Hani ağ atma kodlaması o kadar güzel yapılmıştı ki hala ve hala seneler geçmesine rağmen o uçuş hissiyatı, ağ atış hissiyatı bambaşkaydı. Sonra da geliyoruz serinin 3. filmine. Çok net hatırlıyorum. 7 yaşındayım, 2007'de film çıktı. Gideceğiz, arkadaşımı sokakta görüyorum, diyorum ki sen de gel. Yok ben annemle izleyeceğim diyor vesaire. Ama ben heyecanlıyım. Örümcek Adam, siyah Örümcek Adam. Çok garip. Ama olay bu değil. Biliyorsunuz Örümcek Adam 3'ü kimse neredeyse sevmedi. Film hakkında yapılan değerlendirmeler çok kötüydü. Bana soracak olursanız cidden güzel bir film. Tabii bu filmi yaparken Sam Raimi o kadar fazla efektlere bütçe ayırdı ki kum efektlerinin gerçekçi olabilmesi için milyon dolarlar üstüne milyon dolarlar harcandı. Özel ekipler kuruldu. Yani bir Sandman'in kum efekti abi. Ekstra olan başka sorunlardan dolayı da 500 milyon doları aşan bir süper kahraman filmi ortaya çıktı. Tamam, vizyona girdiğinde ilk haftada o kadar fazla izlendi ki sanırım hala en iyi süper kahraman filmi açılışına sahip olabilir. Yani Endgame geçmediyse tam hatırlamıyorum. Yine de stüdyo o kadar harcamadan sonra daha devasa bir şey bekliyordu. Bu yüzden de yani 4. filmi yapmaya pek istekli değillerdi. Ama komik olansa bütün bu durumu buraya getiren de firmanın kendisi zaten, Sony'nin kendisi. Sam Raimi çok hayal kırıklığına uğradı tabii bütün bu olaylardan sonra ve Örümcek Adam 4'ü yapabilmek için yeni bir senaryoya başladı. Örümcek Adam 2'den daha iyi olacaktı. Ve burada Sam Raimi'nin arkasından Sony'nin çevirdiği olaylar vesaire çok farklı olaylar var. Biz oyuna odaklanacağız. Sam Raimi Örümcek Adam 4'ü yazmaya başladığında tabii ki birçok yere bilgi gidiyor. Ve bazı stüdyolarda oyunun haklarını almaya çalışıyorlar. Hani daha senaryo yazıldığında o kadar kesin bir şekilde bakılıp da oyunu piyasaya sunmaya çalışıyorlar ki yetişsin, güzel bir oyun çıkarabilsinler. Tabii o sıralarda 2010 yılları. 2007'de Örümcek Adam 3 çıkmıştı, aradan belli bir yıl geçti. Artık yavaş yavaş yeni senaryo oluşturulmaya başlandı ve oyuna da başlandı. Açıkçası şu görüntülere bakabilir misiniz? 2010 yılında tamam, çok daha güzel grafikli oyunlar var. Fakat bu prototip. Yani oyunun prototipi böyleyse çok güzel bir oyun görecekmişiz ama elimizden alınmış. Bir film çıkar ve bu markayı sömürmek gerekir. Bir sürü platforma oyunlar çıkar. Bilgisayar versiyonu böyleydi. Bu görüntülerin dışında hiçbir şekilde bir oynanış videosu elimize geçmiyor. Fakat şöyle bir nokta var ki Wii'de geliştirilen oyun internete sızıyor. Bu oyunda bitmemiş, hatta o kadar erken bir aşamada ki daha test odalarının her şeyini görebiliyorsunuz. Bir de biz bakalım oyun nasılmış? Örümcek Adam 4. 15 Ocak 2010 yılında saat 12'de güncellenen bir versiyonuna bakıyoruz. Bu bir prototip. Yani oyunun geliştirme aşamasındaki hali, hem de çok erken. 2009-2010 yılları arasında Örümcek Adam'ın o
senaryosu zaten yeni yazılmaya başladığından dolayı adamlar hızlıca yapalım demişler. Arka plan açıkçası baktığımızda Örümcek Adam çok komik duruyor. Her şeyiyle kötü duruyor. Hatta Bird of Prey arkada yazan, sağda yazan yazıyı gördüğümüzde direkt olarak Harley Quinn aklıma geliyor. Onun dışında ana karakterimiz Vulture'dı. Yani o ana düşmanımızdı. Onu koymuşlar buraya. Burada da bir sürü level'ımız var. Bayağı da level'ımız var aslında. Level'lar daha yeni dizayn edilmeye başlamış o sırada. Bu arada Elfman'ın Örümcek Adam 1'den acayip güzel Örümcek Adam müzikleri var oyunun arkasında. Ben onları size sunamayacağım. Çünkü deli dehşet telif yeriz. Tamam, oyunumuz böyle. Bir prototip olduğu için biraz garip. Aslında Örümcek Adam'ın ikinci oyunu aklıma geliyor. Ama PlayStation özel değil. Hani bilgisayarları birazcık daha kötü yapıyorlar ya. Onlardan. Yalnız dövüş mekanikleri bir şekilde güzel gelmeye başladı. Şunlara bakar mısınız? Bütün Örümcek Adam oyunları böyle miydi? Pek hatırlamıyorum. Ama hatırladığım bir şey var ki Örümcek Adam 3 oyunu çok güzel gelmişti bize. Arkadaşlarımla hep oynardık. Tüm tuşlara basıyorum ama hiçbir şey olmuyor. Arkadaşlarımla o kadar deli dehşet oynardık ve o kadar güzel gelirdi ki. Ve araştırmalarımı yaptıktan sonra bu Wii oyunu bile o Örümcek Adam oyunundan daha iyi duruyordu. Tabi arada 3 yıllık bir fark var. Hatta 2000... Abi... Oha! Oha şehir! Çok güzel gözüküyor ama bu ne? Bölüm tasarımlarının ne kadar efsane olduğunu görüyoruz abi. Şimdi aşağıda debug kısmımız var. Buradan giriyoruz ve burada oyunun dizaynları vesaire her şeyiyle var. Mesela hoppala! Of! Yepyeni bir tasarım. Oo, ben buraları görmemişim. Ben bu oyunu biraz oynadım. Açıkçası oyunun dizaynı, tasarımına bakacak olursak karanlık bir atmosfere sahip olacakmış oyun. Ve Wii oyununda genel olarak çok çizgi film tarzı olduğundan dolayı bu biraz ağır gelmez miydi diye düşünüyorum. Mesela bir Midtown'da gece. Buna bakalım. Bu arada şu ok sürekli olarak çıkıyor ya karşınıza. O benim okum değil. Emülatörün oku. Oh. Oh. Evet. Şu an eski görünümlü bir oyuna bakıyoruz. Ve bu tarz oyunlar benim çok hoşuma gidiyor. Şu pikseller vesaire. Fakat yani Örümcek Adam gibi büyük bir oyunun böyle olması. Açıkçası insanlara atabiliyoruz. Hatta onu bir yere de bağlayabiliyorum. Ne bileyim. Tasma yapabiliyorum sanırım onları ama çok da umurumda değil. Bu erken bir mekanik sanırım. Yani adamı her yere bağlayabiliyorum. Hiçbir şey olmuyor. Yani... izleme olayları da çok düşük zaten. Ayrıca oynanışa edirilen bir kısım daha var ama çok iyi çalışmıyor. Mesela şimdi şuradan şuraya gitmeye çalışıyorum, zıplıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Fakat şurada aynen aslında böyle güzel hareketlerle çıkmaya çalışıyorum. Sanırım bir de controller'da biraz basılı tutmamız gerekiyor bu şeylerde. Aynen basılı tutmamız lazım. Açıkçası bunu düşünmeleri hoş olmuş. Aynen o güzeldi bu hareket. Mesela şu mekanik çok hoşuma gitmişti. Direkt bu panolardan A ile gidilebiliyor. Fakat hani bunu siz yapmıyorsunuz. Oyun her zaman otomatik yapıyor ve evet her panoda bunu yapıyor. Yani belki de o hareketten bıkacaktınız. Ulan bir geliştirici her yere mi bir şeyler, bir müzik koyar? Burada bile müzik var. Bu arada bilmiyorsanız yapımcılar böyle zıplamadır, fotoğraftır, A hareketleridir gibi bir sürü kendilerine yer oluşturuyorlar ki böyle hızlıca deneyebilsinler. Mesela biz A hareketlerine bir gidelim. Sokakta salınma olayı var. Tamam. Bir şey söyleyeyim mi? Nedense çok güzel. Neden bilmiyorum. Ya bu tıklama olayı tabii çok eski. İstediğin yere atabilirsin. Fakat bir şekilde bu bana hoş geliyor. Sonuçta Wii. Wii'de sen bunu doğrultuyorsun. Mesela ben buradan geri çıkmak istersem çıkabiliyorum değil mi? Çünkü oyuna nedense geri dönme yok. Az önceki bütün görüntüleri tekrar tekrar geri çıkarak kaydettim. 75 metrelik bir atlayış. Bu 75 metre mi? Sanmam. Onun dışında sen varsın. Tabii ki. İlla istedikleri doğrultuda götürecek. Mesela buradan atayım ben. Oradan atmak istiyorum. Olmuyor. Evet sadece belli noktalardan. Mesela bize bu doğrultudan gelmemizi istiyor ya. Bu doğrultuda çalışıyor sadece. Bunu zamanında The Amazing Spider-Man oyunu yapmaya çalışmıştı. Fakat pek başarılı olmamıştı. Çünkü ağları cidden bir yere tutunmuyordu. Ama yine de 2010 yılındaki bir oyuna göre güzel. Ve Wii oyunu sonuçta. Beklenen bu. Senin doğrultman gerekiyor. Zaten bu dediğim oyunla arada 4 yıl var. The Amazing Spider-Man 2'nin oyunu
2014'te çıkmıştı. Cidden kötüydü. Grafikleri vesaire kötüydü. Ben bu oyunun atmosferini yeğlerim açıkçası. Daha canlı bir atmosferi olduğunu zaten daha az önceki demodan gördük. Ve ben şu an bilgisayar oyunuyla Wii oyununu kıyaslıyorum. Siz düşünün. Örümcek Adam 4 o kadar iyi gelecekmiş ki Sam Raimi'ye o kadar güvenmişler ki herkes güzel bir şeyler yapmaya başlamış. Yani aslında bunlar genel olarak bölüm tasarımlarında gördüklerimiz. Ya köşelerde A atımı. Ha tamam bu. Oha! Yalnız dönüş çok iyiydi. De korku filmine döndü. Ne yapacağım ben? Abi bunu bana yapma. Test odasını bile bitirememişsiniz abi. Tamam A hareketlerine gittik. Bir de zıplama hareketleri var. Bu da az önce gördüğümüz olaylardan. Hani bütün mekanikleri denemek için. Ha yok pek alakası yokmuş. Kaç metre zıplayabildiğimizi görüyoruz burada. Çok önemli bir olay yok. Alt ledge grab yani köşe, vault yapma olayı. Parkur yapma olayı. Mesela burada. Farklı olaylar görebilecek miyim ben? Hayır. Aslında bunun çalışması lazım. Güzel çalışıyor aslında da. Yani canı isterse. Ve dediklerine göre 1 metre falan. Hani arayla bunları yapmamız lazım. Yani oyuncuya şey mi diyeceksin? Dostum 1 metre arayla yap. Tabii bunları geliştireceklermiş. Ben şaka yapıp duruyorum. Hani nedense adamlar zaten iyi yapmış. Yani kaç aylık bir çalışma bu? Açıkçası şu hareket çok iyi değil mi? Valla duvara tırmanma ve duvarda ağ atma. Bunlar zaten size dediğim pano olayları. Yani biz hangi panoya atlasak direkt olarak örümcek ağa atmaya başlıyor. Bir de atlayışlarımız var. 15 metreden atlayışımız. Mesela bunlar güzel olabilirmiş. Yani oyuna sinematik katıyorlar. Ama şu en sonunda daha farklı bir olay olduğunu seziyor gibiyim. Atlıyoruz ve... Mükemmel atlayış muhabbeti değil mi? Orada bir tane ağ atma yeri vardı. Ben o ağ atma yerine de atıp dönüp dönüp... Bizi kendimizi fırlatırız diye düşünmüştüm. Ama test odaları da bu kadar. Ve zaten Örümcek Adam'ın kostümünde sanırım 4'te de değişiklik yapmayı deniyorlardı. Bu Sam Raimi'nin klasik Örümcek Adam kostümü. Fakat ne bileyim. Bu oyunun ufak tefek atladığım kısımlarıyla tamamen böyleydi. Bu Örümcek Adam 4'ün Wii prototipi. Bilgisayar prototipini görmek isterdik. Belki seneler sonra yayınlanır. Çünkü belli anlaşmalara tabi tutuluyor ve işte o belli anlaşmalardan dolayı da oyunu sunamıyorlar. Bu Wii'yi kim sundu bilmiyorum. Fakat arşiv sitelerinden birinde buldum. Yani belki de bu da anlaşmaya tabidir fakat yine de bir şekilde sızdırılabilmiştir. Neyse benden bu kadar. Bugünlük bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım eğlenmişsinizdir. İşte beğenin, abone olun. Bunları siz benden daha iyi biliyorsunuz. Siz de kanalın üyesi olun. Videoları önceden erişin. Chatte isminiz farklı gözüksün. Özel Discord sunucusunda benimle videoların fikrini danışın. Bana video önerin, fikir önerin. Ve böylelikle de içeriğimi desteklemiş olursunuz. Ve ben de bu tarz içerikleri daha fazla yapmış olurum. İzlediğiniz için, destek verdiğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.